Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Burada iki tane arkadaşınızdan sizlere bahsetmeye çalışacağım. Bu sene Galatasaray Üniversitesi'ni kazanmışlar. Geçen sene sanırım biri 140 bin civarı, biri de 60 bin civarı bir derece yapmış ama bu sene biri ilk 2000'e, birisi de sanırım ilk 200'e girmiş ve Galatasaray Üniversitesi'ni tercih etmişler. Bir kanal açmışlar. Orada matematiğe nasıl çalıştıklarını, YouTube'dan nasıl faydalandıklarını, TYT ALT kaynaklarından nasıl faydalandıklarını anlatmışlar. Çok mantıklı ve güzel bir şekilde hangi kanaldan nasıl faydalanırız, bu bize ne katar, kanal ne vermek istiyor bence çok iyi anlamışlar. Benim kanaldan da bahsetmişler, Eyüp Hocam'dan bahsetmişler, Vine Team'den bahsetmişler. Hani burada kısa bir kesit olarak onları da ben vereceğim ama onların kanalının linkini ve videoların linkini de buraya açıklamaya koyacağım. Bence onların kanalına abone olup takip edebilirsiniz. Eminim size o tecrübeleri çok şey katacaktır arkadaşlar. Bunu söylemek için bu videoyu çekmek istedim. İkisini de tekrar tebrik ediyorum. İnşallah hem eğitim hayatları güzel geçer hem iş hayatları çok güzel geçer. Bence izlerseniz size kanalı, benim kanalı, diğer kanalları kullanmak adına, YouTube'dan faydalanmak adına, bunun dışında TYT AYT kaynaklarından faydalanmak adına çok şey katacaktır. Onların düşünceleri ve tecrübeleri. Onlara tekrar teşekkür ediyorum beni de önerdikleri için. İkisine de selamlarımı gönderiyorum. Sizlere de iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Soru çözümlerine gelelim istersen. Aynen. Mesela Eyüp Bey Hoca zaten soru çözümlerinde bayağı iyi. Matematiğin Fatih kanalı şöyle arkadaşlar. Sorularda küçük örneklerden gidip sonrasında sorunun örneklerine geliyor. Evet. Ve mesela ben bu metodu bizzat AYT'de kullandım yani. Hani sayılar farklıydı, soru bir tık daha farklıydı ama aklıma mesela artık öyle bir sinmiş ki Matematiğin Fatih kanalı soru çözümü. Küçük bir örnekleme yaptım. Daha sonrasında o örneği büyüttüm. Aynen. Böyle olabiliyor. Ya da mesela Eyüp Bey Matematik sürekli grafiklerden gider. Bu da çok iyidir mesela. Evet, zaten bir soruyu grafikten çözebiliyorsanız siz o konuda oturmuşsunuz. Aynen öyle. Ki başka yöntemlerde, öğretme yöntemlerinde zaten grafikten anlatıyoruz. Aynen. Burada sorudan direkt şey yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bir şeyle direkt aklınıza aslında grafik gelmesi gerekiyor. Evet, kesinlikle. Çünkü AYT matematik konularına baksana hepsi fonksiyon. Ve fonksiyon da grafik. Evet, ÖSYM de full grafik soru. Yani evet. Ondan parabolüne, limitinden integraline sürekli grafikler var. Sizin grafik mantığını iyi oturtmanız lazım. Bunun için de analitikte aslında belli başlı şeylerin de bilmesi gerekiyor. Çok önemli bence, özellikle evden çalışıyorsanız. Mesela 3D'de Eyüp Bey Hoca çözüyor soruları. 3-4-5'te matematik Fatih kanalı çözüyor. Ben bu kanalları aynı zamanda YouTube'dan da takip ediyordum. Çok etkili oluyordu çünkü o kafayı anlıyorsun. Yani hocanın yaklaşımını sen artık bir yerden sonra benimsiyorsun özel derste. Ve onlar böyle hani direkt soruyu şu diye çözen hocalar değil. Gerçekten. Mesela şu yolu da var diyor. Evet. Buradan da gidebilirsin diyor. Sana mantığını kavratma yönü. Aynen öyle. Yoksa matematiğin Fatih 5-6 dakika 7 dakika çözdüğü soru var. Tabii ki. Bazıları çok uzun diyor ama gerçekten abartılmasın. O mantığını sana kavratıyor yani. Aynı soruyu bir daha görünce yaparsın. Evet.